Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki son testin çözümünü yapacağız. Yani orijinal sorular bir testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekil 1'de yere dik olan eşit yükseklikteki iki direğin A ve B uçlarına bir ip bağlanmıştır. Şöyle şekil 1'de görüyoruz. Aynı ağırlıktaki iki kuş şekil 2'de ip üzerindeki C ve D noktalarına konduğunda ipte toplam 16 birim esneme. Ya yani 16 birim uzuyor arkadaşlar. İp ipin uzamış hali bu. İp önceden nasıldı? İşte böyleydi. Ve şimdi ne oldu? Aynen şöyle, şöyle ve şöyle oldu arkadaşlar. Ve 16 birim uzamış oldu. Sonra bu ip 12 birim yaklaşmış mı arkadaşlar? Evet bir de aşağıya 12 birim yaklaşmış. 12 birim yaklaşmışsa arkadaşlar şuradaki mesafe nedir? 12 birimdir. Yani sen buradan e, kuş buradan buraya kondu ya hop aşağı doğru 12 birim yaklaştı. Yani burası da 12 birim aşağı inmiş oldu. Burayı 12 birim diyor. A, C, C, D ve DB. B A, C, C, D ve D, eşit vermiş. Ee, buna göre ipin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Gençler şimdi madem bunları eşit vermiş. X, X, X. Hocam ipin uzunluğu 3X oldu. Ama bu 16 birim esnemiş hale değil midir? Evet. Ama öncelikle biz bir de ne yapmalıyız? Hocam ikiz kenar yamuk bu. İkiz kenar yamuk olduğu için. Çünkü niye ikiz kenar yamuk? Bu kuşların ağırlıkları aynı ya. Bu da 12 birim bu da 12 birim aşağı indi. O yüzden şu zemine paralel olmuş oldu. Eşit derecede indikler için. E, x kenar mı olduğu için ne yaptık şu dikmeleri çizdik. bu dikmeleri çizdiğimizde Şuradaki parçalar birbirine eşit işte oluyor mu oluyor E hocam şimdi burası kaç birim 12 birim x ise Burası da x mi Evet Şimdi 16 santimetre esnemiş hali 3x O zaman burası 3x'ten 16 çıkartılmış olmaz mı Evet 3x 16 olmak zorunda çünkü esnemiş hali 16 santimetre esnemiş hali 3x ise Esnememiş hali 3x eksi 16'dır. E sen buradan dikmeleri çizdin. Burası xken. Hocam buralara şu ikisine 2x eksi 16 kaldı. 2'ye böldün. x eksi 8'e x eksi 8 mi oldu? Evet. E şurası zaten 12 Artık burada bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Yani ne diyeceksin burada? x'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı x eksi 8'in karesi diyeceksin. E burada işlem işlem işlemle x'i bulacaksın. Hatta buradan hissedelim. 12 varsa ihtimaller fazlaydı 12'de. Ya 5, 12, 13 ya 9, 12, 15 ya 12, 16, 20. 5, 12, 13 deneyelim. X yerine 13 yazarsam 13-8, 5 yapıyor mu? Yapıyor. Yani X'i böylelikle kaç bulduk arkadaşlar? 13 bulduk. Ama AB ipinin uzunluğu isteniyor. AB ipi 3X-16 değil mi? Evet. AB uzunluğu 3X-16 olduğundan X'i de 13 bulduğumuzdan 3x13-16 39'dan 16 çıkartınca cevap 23.5 arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı böylelikle Adremit oldu. Güzel bir soruydu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda bir metre yüksekliğinde paraya kenar korkuluklara sahip sabit hızla hareket eden bir yürüyen merdiven resmedilmiştir. A noktasında sabit duran bir kişi 4 saniye sonra B'ye. Arkadaşlar 4 saniyede buraya. Sonra B'den C'ye 2 saniyede gelmiş. Sonra D'ye de C'den D'ye de yine 2 saniyede gelmiş. Arkadaşlar sabit bir hıza gidiyorsa süreler gittikleri yollarla doğru orantılı değil midir? Evet 2 saniyede atıyorum K kadar gittiyse. Hocam burası K kadarsa o zaman bu 2 saniyede aldığı yol yine k kadardır. 4 saniyede ne kadar gider? 2 saniyede k gittiyse 4 saniyede de 2k gidecektir. Burası da 2k birimdir arkadaşlar. Yani şurası 2k oldu. Burası k oldu. Burası da k mı oldu arkadaşlar? Evet. Yürüyen merdiven ile 10 metre mesafe gidildiğine göre. Arkadaşlar bunun tamamı kaçmış? 10 metreymiş. Burayı 3 bölü 2 demiş. E arkadaşlar şurada da bir paralellik var mı? Var. Bir temel orantı var mı? Var. Temel orantı da şu bölü tamamı. K bölü 4K. K bölü 4K eşittir. 3 bölü 2 bölü AH değil mi? Ya da A diyelim. 3 bölü 2 bölü A'ya eşittir. Buradan K'lar gitti. A eşittir. 4 kere 3 12 bölü 2'den 6 oldu. Arkadaşlar burası 6. 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burası 8 çıktı. Bizden e, D, H, f yamuğunun alanı. EDHF. EDHF. Arkadaş burası lazım bana. Adam buraya paralel kenar demişti zaten. Burası 1 burası da 1. E, buradaki yamuğun alt tabanı kaç? 7. Alt taban artı üst taban. Üst tabanımız kaç? 1. Çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz de arkadaşlar 8 değil mi? Çarp yükseklik bölü 2. O da kaç yapıyor? 64 bölü 2'den 30. 64 bölü 2'den 32'ye eşit oluyor. Yani cevabımız böylelikle balık esir oldu gençler. Ve böylelikle bu konuyu genel dörtgenler ve yamuk konusunda bu testle birlikte bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.